ETV ekranlarından hepinize merhabalar. Çok güzel bir günde büyük dev adamı ağırlıyoruz. Türkiye Berber ve Kuaförler Federasyon Başkanımız karşınızda, Bayram Karakaş. Başkanım, saygılar. Teşekkür ederim. İlk önce programımıza hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için ETV ailesi olarak size sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Öncelikle ben de ETV ailesi olarak Ümit Baksi'nin yapmış olduğu Usteller programına, Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu yönetim ve denetim kurulum adına, tüm oda başkanlarım adına, teşkilatım adına bizlerini konuk etmelerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kuaförün, berberin ve güzellik uzmanlığının sektördeki sorunlarıyla alakalı karşılıklı empati yaparak sorun ve görüşleri çözümleriyle beraber konuşmanın heyecanını Sayın Baksı seninle yaşıyorum şu anda. Çok sağ olun. Ben de aynı duygular içindeyim. Değerli Başkanım, başta açılış yaparken bir şey dikkatimi çekti. Kusura bakmazsanız tekrar söyleyebilir misiniz? Şimdi daha önce federasyon başkanlığı diyebiliyordum. Şu anda farklı bir Türkiye şey, dikkat ettim galiba değil mi? Doğru. Türkiye berberler, kuaförler, güzellik salonu işletmecileri burada federasyonu. Burada kalalım. Açılımını yapar mısınız başkanım? Böyle bir, daha önce böyle bir çalışma 1953'te kurulmuş bir teşkilatımız vardı. Bu teşkilatımızın içerisinde sektörümüz yıllardır berberler, kuaförler olarak anılıyordu. Evet. Biliyorsunuz kuaförlük mesleğinden süreç gelirken arasından farklı bir meslek dalımız doğdu. Bu da güzellik salonu işletmeleri olarak bir ünvan kazandı ve Türkiye'de resmi hüviyet ve statü kazanmış bir odamız var. Ve bununla beraber 122 odamıza genelge yaparak gönderdik. Ünvan değişikliklerini yaptırdık Gümrük Ticaret Bakanlığı ile beraber. Biz de seçim sürecine girmeden önce bakanlık yetkililerimizden müsaade alarak Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'na kanılması için ünvan değişikliğimizi gerçekleştirdik. 3 Haziran'daki gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuzla da kanunun amir hükmü gereği yarıdan bir fazlasını delegasyon işaret buyurması lazım ki kanun rücu etsin. Sağ olsun delegasyon yarıdan bir fazla değil, %98 çoğunlukla okeyledi ve şu anda Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu olarak yeni ünvanımızla, teşkilatımız olarak, federasyonumuz olarak camiamıza hizmet ediyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım, sorularıma geçmeden önce sizle biraz sohbet etmek istiyorum. Bayram Karakaş'ı biraz tanıyabilir miyiz? Başkan kimliğini bırakalım, sizi bir tanıyalım. Sayın Baksi, Bayram Karakaş, 1968 Ankara Kızılcahamam doğumlu. İlk orta liseyi Keçiören'de okudum. Eskişehir Sosyal Bilimler Akademisi'ni dışarıdan bitirdim. 1980'li yılların başı itibariyle çıraklık hayatım başladı. 90'lı yılları itibariyle de siyasetle tanıştık. 90'da başlayan siyasi maceramız, serüvenimizle beraber 3 dönem bitti, 4. döneme seçildik. Cenab-ı Allah nasip etti. Uzun yıllardır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu'nun her kademesinde mahalle temsilciliği, yedek yönetim kurulu üyeliği, oda başkan vekilliği uzun dönem, oda başkanlığı ve federasyon genel başkanlığı görevini yaparken dönemin konfederasyon başkanı Sayın Bende Derviş Günday Bey ile işleri denetle ve meslek eğitim biriminde de görev yaparak Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu'nu TESK bünyesinde de en güzel şekliyle temsil ettik. Bir dönem Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği yönetim kurulu üyeliğimiz var. Yani şunu çok rahat söyleyebilirim Baksi, teşkilatın içerisinde yetişmiş, her kademesinde görev yapan bir meslektaşınızım. Çok güzel. Şimdi değerli başkanım, biz sizin yokluğunuzu hiç burada aramıyoruz. Şimdi hani şuna gelmek istiyorum. Manisa bölgemizde, yani bu Şirin ilçemizde ben 8 yıldan beri ikamet etmekteyim. Ve buranın ekmeğini yiyorum ve buradan da çok memnunum. Hiçbir ülkeyi tercih etmiyorum. Türkiye'miz tektir. Manisa'mız da bizim için tektir. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla kollarınız var burada. Yani devamlı bir organizasyonda Muhsin Çalışkan, Pınar Hanım, yani onlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Onlar ne gibi yetki verdiniz? Bu kadar sizi sevdikleri için mi? İşlerini sevdikleri için mi? Yoksa bu işin gerektirdiği bir görev olduğu için mi bu kadar ilgileniyorlar? Özellikle az önce Ümit Baksı olarak Manisa'nın 8 yıl ekmeğini yedim derken Türk siyasetine
sivil toplum örgütlerinde idarecilik hayatıma başladığım gün itibariyle Manisa'nın benle de yeri çok farklı. Evet. Allah uzun ömürler versin, yaşıyorsa, öldüyse Allah kanı kanı rahmet eylesin. İsmail Yıldız'la başlayan eski Manisa Berberler Kuaförler Odası Başkanımız, Ali Bartu ağabeyimle, mevcut abim olarak yad ettiğim ve baba dediğim değerli büyüğümle yol aldığım Manisa'nın köşe taşlarını oluşturan Alaşehir Oda Başkanımız, çalışma arkadaşım iki dönemdir, Muhsin Çalışkan Başkan, Soma Başkanımız Ali Örs Başkan, çiçeğe burnunda ayağının tozuyla yeni seçilen Turkutlu Başkanımız Pınar Başkan, biz bu başkanlarımızla beraber Kadir Dilşeker abimizi ve diğer başkanlarımızı yürekten seviyoruz. Manisa'da 6 odamız var. Manisa bizimle hep bütün olmuştur. Gerek birlikte Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde, gerekse Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Federasyonu'nda çatı, omurga hep dik olduğu için biz özellikle Muhsin Başkan'ın iki dönemdir de bölgede çok aktif çalışmasından dolayı federasyon yönetim kurulu üyesi olması bize ayrı bir heyecan katarken bölgedeki odaların sorunlarını da Ankara'ya güzel taşıyor. Orada masaya yatırıyoruz. Manisa sıcak, şirin ili olması bir yana, bölge olarak da birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu'na uyum ve ahenk içinde çalıştığı için dün beraberdik, bugün beraber olacağız. Yarın da Manisa'yla beraber, Ege bölgesiyle beraber, sonuna kadar beraber Sayın Baksı. Çok güzel başkanım. Başkanım şimdi elimde bir rakam var ama inşallah yanlış değildir. 85 bin güzellik uzmanları ve kuaför berberler. Doğru mu? Doğru. Toplam mevcudumuz 108 bin. Başkanım bu odanın başkanlığı nasıl bir güçtür? Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Resmi Salonları rakam mı acaba? İşletmecileri Federasyon olarak biz, evet. Gümrük Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar veri tabanındaki resmi kaydımız 85 bin. 85 bin. Ticaret odalarıyla ve karma odalarla beraber Türkiye genelinde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri olarak 108 bin üyemiz var. Bu resmidir, kayıtlıdır. Bunun sonuna kadar arkasındayım. 108 bin sadece işveren, sicil kayıtlı. Ticaret odası kayıtlı ve karma esnaf odası kayıtlı. Bununla beraber yanlarında çalışan en az birer ustaları, birer çırakları var. Eş ve çocuklarını saymıyoruz. Onun için ben her zaman diyorum ki biz büyük bir aileyiz. Evet. Sloganımız o. Biz büyük bir aileyiz. Çok güzel düşün. Başlayayım mı başkanım sorularına? Tabii, hay hay. Yani soru derken aslında ben sadece buradan bütün izleyicilerime de söylüyorum. Kuaför arkadaşlarımızın ben dili oluyorum. Burada hazırlanmış bir soru yoktur. Sizden gelen sorularla ben değerli başkanımıza soru iletiyorum. Herkesin ortak olduğu bir sorun. Hafta tatili ve çalışma saatleri ile ilgili çalışmalarınız var mı değerli başkanım? Sayın Baksı, gelenekten göreneğe, sen bizden birisin, evet, içimizden birisin. Bizle beraber bu olayları yaşadığın için tabii ki halktan gelen soruları bize nakşedeceksin ki biz de Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye'ye sizin aracılığınızla buradan meslektaşlarımızın sorununu dile getirerek mesaj verelim. Evet. Değerli izleyiciler, özellikle Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyon olarak özellikle Sayın Baksı'nın bu sorduğu soruya şöyle cevap vereyim. Biz görevimizi alasıyla yapmaya çalışan bir ekibiz. Kesinlikle Ar-Ge olarak arkadaşlarımızın masaya yatırıp çalıştırdığı ve getirdiği soru, çözüm ve önerileriyle bir çalışma sergiliyoruz. Hafta sonu tatil ruhsatlarıyla alakalı ve işleri tahtitleriyle alakalı bize getirdikleri sorunların içerisinde, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923'lü yıllarda alınan anayasayla beraber hafta sonu tatil ruhsatlarında 1580 belediye yasanın 394 sırasayla hafta sonu tatil kanunuyla yönetiliyordu. Ama sonuç itibariyle 6585 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda paraginde yasası çıktı. Bununla beraber çalışma saatleri, aşama ve kapama saatleriyle alakalı gerek biz federasyon olarak, gerek bazı büyük illerimiz ve oda illerimizle beraber müşterek götürdüğümüz hafta sonu çalışma ruhsatlarıyla alakalı müşterek çalışmalarımız ve üst kuruluşlarımız olan çalışmalarımız noktasında bir noktaya geldik. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir geçiş sürecini yaşıyor.
başkanlık sistemiyle beraber ve Cumhurbaşkanlığıyla beraber başkanlık sistemini tevdi ettiler devlet başkanımıza. Biz buradan diyoruz ki Türk Esnaf ve Sanatkarı olarak Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğümüze sunduğumuz raporlar doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığı mahalle idarelerden sorumlu müsteşarlıkların kaldırılmasıyla genel müdürlük seviyesinde ve bakan yardımcılığı seviyesinde ben berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları federasyonu olarak 108 bin kişinin adına devletimizden şunu istiyorum. Hep beraber bu çalışmaya hayat bulduralım. Açacaksa Türkiye genelinde herkes açacak, kapatacaksa herkes kapatacak. Bu şahsi insanların görüş ve hür iradelerinin düşüncelerini biz 122 oda olarak gerek sözlü gerek yazılı olarak alıyoruz. Diyoruz ki devlet yetkililerine kendilerine sunduk. Bunun çözümü kesinlikle hafta sonu tatil uygulamalarının zorunlu meslek kategorisine alınarak İçişleri Bakanlığı mahalle idare olarak erkek berberlerin çalışma saatleri hafta sonu açık ve kapamayla alakalı Türkiye Millet Meclisi'nde bir tek gündem maddesiyle karara bağlanmasını, hanımefendilerin hizmet aldığı özellikle kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin de sade salı günü kendilerinden genel olarak kapatmalarıyla alakalı bu uygulamamız devam ediyor. Bu çalışmamızı Gümrük Ticaret Bakanlığı, eski ismiyle, şimdiki ismiyle Ticaret Bakanlığı ve Esnaf Masası Genel Müdürümüz Sayın Necmettin Erbakan, Necmettin Erkan ve onun bürokratlarıyla bunu masaya yatırdık. Kendileriyle beraber bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Yerel yönetimlerde de bunun çözümleneceğine inancını sürdürüyorum. İnşallah. O önemli bir duyuruydu çünkü bizim için. Evet. Başkanım, herkesin en önemlisi, biz her hafta işliyoruz zaten değerli başkanım. Fiyat tarifelerinde haksız rekabet var. Bunun önüne nasıl geçilir? Maalesef yani 1 milyon 800 bin, 1 milyon 900 bin Türkiye'de esnaf ve sanatkarımız var. 82 birlik 13 İhtisas Federasyonumuz var. Biz 82 birlik 13 İhtisas Federasyonu'nun en büyük, özellikle hizmet sektöründe, tarifeli mesleklerde en büyük problemimiz bu. Azami hadler ve asgari hadler ibaresinin kesinlikle konulması lazım. Alt rakamla üst rakamın Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle beraber esnaf şurası kararlarında şuranın paydaşlarından bir tanesi de bizim federasyonumuz. 13 federasyonundan bir tanesi de biziz. 3 tane de büyük ilim birliği İstanbul, Ankara, İzmir. Hep beraber hem fikir olduğumuz özellikle tarifeli mesleklerde fiyat tarifelerinin alt tabanıyla üst tabanının belirlenmesi, bunun içerisinden ola ki açmaz olursa evet, kanunun belirleyeceği %20'lik bir opsiyonla alta inebilir, üste çıkabilir çalışmasını yaptık, önlerine koyduk, kanunlaşmasını bekliyoruz. Anladım. Bu çalışmayı emeği geçen oda başkanlarımıza buradan sizin aracılığınızda şükranlarımı sunuyorum. Özellikle biz o şura kararlarını masaya yatırdığımızda hepsinin emeği var. Sadece bizim federasyonumuz, şahsımız olarak değil, bizle beraber çalışan oda başkanlarımız var, yöneticilerimiz var, yönetim kurulu üyelerimiz var. Onlara da çok sizin aracılığınızda selam söylüyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Biz devletin önüne koyduk. Özellikle hafta sonu tatil ruhsatları ve açma ve kapama saatleriyle bir bütün. Öbür taraftan da ücret tarifelerinde. Çünkü bilgi kirliliği ve afiş kirliliğinin yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de has safhada ucuzcu diye adlandırdığımız merdiven altı hizmet yapan sektöre hizmet verenler var. Bunların ortadan kaldırılabilmesinin tek bir sebebi var. Çünkü büyük şehirlerdeki arkadaşlarımız emek verdiler. Ben şahsım Ankara Erkek Berberler Odası yönetim kurulu başkanlığı yaptığım dönemde dahil ferdi mahkemeleri açıyorsun, kazanıyorsun. Her salona ayrı bir dava açmak zorundasın. O da çok ciddi bir külfet. Eğer ki devlette bu yapılanmada doğruluk var ise biz devlet yetkililerimizden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Sayın Genel Başkanı Palandöken'den fiyat ücret tarifeleriyle alakalı haksız rekabetin ortadan kaldırılabilmesi için devletle uzlaşılmasını, devletle uzlaşılırken de fiyat tarifelerinde azami hatlar ve asgari hatların belirlenmesini kesinlikle önem arz ettiğini bildiriyorum. Biz rapor halinde önlerine sunduk. Çok iyi.
Maşallah başkanım ya. Her sorduğun soruya takır takır cevap geliyor. İşte değerli başkanım, ben sizin peşinizden 3 yıldan beri koştum. Ben sizi hep destekledim. Ama Rabbim yine bugünü nasip etti bize. Allah razı olsun diyorum beni kırmayıp geldiğiniz için. En başta çok onurlu oldum. Şu anda ben çok kolay kolay heyecanlanmam kendi programda ama şu anda çok heyecanlıyım. Onu da af görün inşallah. Başkanım, bizde tabii yani çıraklıktan mı gelenler daha fazla yükleniyor bu işe bilemem ya da dükkan açma hevesi mi daha fazla oluyor ya da atıyorum ben sıkıldım artık ben bir dükkan açmalıyım polimine girerken hemen bağlıyorum. Gün geçtikçe berber ve kuaförler güzellik salonları bir anda artış gerçekleşti. Gözlemekte olduğumuz yan yana açılan dükkanlar var başkanım. Şimdi burada bir atıyorum X bir kuaför, bu tarafta berber, bu tarafta kuaför. Yani bizim İzmir'e gittiğimde ya da herhangi bir şehre gittiğimde burası Kuaförler Caddesi deniyor. Değerli başkanım, bunun önüne nasıl geçeriz? Sayın Baksı, çok güzel bir konuya değindiniz. Özellikle biz şuradan sesleniyoruz devlet yetkililerimize. Bu Esnaf Şurası Çalıştayı'nda bunu masaya yatırdığımızda da orada da anlattım. Maliye Bakanlığı yetkililerine de anlattık. Her önüne gelene vergi mükellefi yapılmamasıyla alakalı neden yapılmayacağını. Biliyorsunuz 3308 sayılı çıraklık kanunumuz var. 3308 sayılı çıraklık kanununun 36. maddesinde kanun açık. Diyor ki ustalık belgesi olanlar iş yeri açmaya haizdir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir çift başlılık oldu bir dönem. 5174 sayılı kanunun 102. maddesinde ticaret odalarına bağlı maalesef bir gece 12'ye çeyrek kala çıkan bir kanunla hiçbir belge istenmemek için kayıt yapılabilir ibaresiyle bir haksızlık ortaya çıktı. Bununla alakalı gerek biz, gerek üst kuruluşumuz, gerek oda başkanı arkadaşlarımız her kademede, her platformda mücadele ettik. Eğer ki bu kanun var ise 3308 sayılı çıraklık kanunun ne anlamı var? O zaman çıraklarımızı niye çıraklık okuluna gönderelim? 4 yıl bu çocuk niye çıraklık okuluna gitsin ustalık belgesi alsın? Bununla yetinmiyorlarmış gibi şimdi de kanun hükmündeki kararname ile özel sertifika veren kurslardan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Belmeklere bağlı, Belteklere bağlı maalesef hızlandırılmış kursun adını da anlamakta güçlük çekiyorum. Milli Eğitim Komisyonu'nda anlatıyorum. Diyorum ki hiçbir insan 3 ayda kuaför olamaz, berber olamaz, güzellik salonu işletmecilerinin yaptığı işlevi yapamaz. Bırakın onu manikürcü dahi olamaz. 3 ayda bir insan anca yer süpürmeyi öğrenir, ayna silmeyi öğrenir, tezgah silmeyi öğrenir. Ama maalesef hızlandırılmış kurs diye adlandırdıkları para karşılığında verilen belgelerle şu anda iş yeri açma ruhsatı veriliyor. Bu bizim için kanayan bir yaradır. Biz buradan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Sayın Genel Başkanımız Palandöken'in de verdiği mücadele doğrultusunda bunun yanlış olduğunu ara eleman olabilir. Ara eleman belgesine karşı değiliz. Ama özellikle hizmet sektöründe çıraklık kanununda eğer ki o zaman devlet kendi içinde yapılanmaya gitsin bu sertifikalarla bu belgelerle iş yeri açtıracaksa çıraklık okullarını kapatalım. Türkiye genelinde 108 bin çırak var. Bunun 70 bini berber, kuaför ve güzellik salonu. İşletmecilerinin mensupları. Öbür taraftan bakıyorsunuz 3 ayla gidiyor terzi oluyor. 3 ayda gidiyor manikürcü oluyor. 3 ayda gidiyor güzellik salonu. Bir de firmalar ürettikleri, ithal ettikleri ürünleri eğitim vererek milli eğitimden sertifika aldıklarına dair belgelendiriyorlar. Maalesef açma ve kapama ruhsatları kanununda yeni çıkan yönetmenlikle bu belgeler ölüyor, yanlış. O zaman bizim büyük ustalarımızın bizlerin aldığı belgelerin sertifikaların hiçbir anlamı yok. Sayın Baksı, Meslek Yüksek Yeterlilik Kurulu MYK'yı kuranlardan bir tanesiyim. O günün şartlarında delegeydim. Murat Başeskioğlu bakan, dönemin genel başkanı Sayın Derviş Günday, TESK genel başkan vekili Uğur Bektaş ve Bayram Karakaş, Nurhan Saner ve Çetin Demirkazık. Dördümüz MYK'nın kurucusuyuz. MYK kurulurken bunlar orada tek tek nakşedildi, tek tek işlendi. Ama bugün gelinen konuya bakıyorsunuz. Bugünkü gelinen konuda maalesef özel kurslar sertifika vererek
ürünlerini satıyorlar. O sertifikaların karşılığında veya özel kursların karşılığında da iş yeri açma belgesi veriliyor. Mahalle idareler burada yanlış yapıyor. Belediyeler muhakkak ve muhakkak kesinlikle ustalık belgesi istemek mecburiyetindeler. Ustalık belgesini alan arkadaşlarımızın iş yeri açmaya hak olduğunu ve 3308 sayılı çıraklık kanunuyla beraber bu işin doğru olduğunu herkes kabul etmek ve sindirmek zorunda. Devletse devlet babadır. Devlet herkese eşittir, herkese adildir. Sertifika ayrı, kurs bitirme belgesi ayrı ama senin de gidip aldığın, benim de gidip aldığım çıraklıktan ustalığa geçiş, ustalıktan usta eğiticiliğe geçiş belgelerimiz var. O belgelerin hayat bulması lazım. Doğrusu da budur. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin, ehliyet liyakattır. Biz ehliyetin ve liyakatın olduğu belgeyle esnaf ve sanatkarlık yapmak zorundayız. Buradan ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bizi dinleyen fertlerine sesleniyorum. Eğer düzgün hizmet alacaklarsa, düzgün hizmetle beraber güzel hizmetlerin verilmesini istiyorlarsa muhakkak ustalık belgesi olan, usta yeticilik belgesi olan salonlardan hizmet almaları en doğrusu. Peki başkanım, burada ben bir şey daha söyleyeyim o zaman. Şimdi benim belgem yok diyelim. Siz bana şimdi el altından bir belge ayarlayabilirsiniz. Tanıdık değil misiniz? Sonuçta sizi tanıyorum ben. Ümitciğim, böyle bir şey yapabilir miyiz başkanım? Şunu söylüyorum, biz meslektaşız. Evet. Ve bizim içimizden parlayan, kendini geliştiren, sosyalleştiren ve bugün televizyon programıyla bizim sesimizi Türkiye'ye duyuran bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Ben de buradan senin aracılığına sesleniyorum. Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları Federasyonu olarak 108 bin üyenin adına konuşuyorum. 85 bin de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı veri tabanına göre söylüyorum. Bir Allah'ın kulu çıraklık okuluna gitmeden belge aldığını ispatlasın yasal yollardan. Ben bu işi bilmiyorum. Çünkü kendim öğretmen kökenliyim. 6 yıl Ahi Evren Çıraklık Eğitim Merkezi'nde berberler, kuaförler, o güzellik salonları, işletmecileri unvanı sıfatını almadan önce, başkanlığını almadan önce usta öğretici olarak 6 sene öğretmenlik yaptım. Bu belgenin alınma şartları vardır. Kanun bunu açmış. Diyor ki 3 yıl okula gideceksin. 3 yıl sonra imtihana gireceksin. Komisyonun ve oda gözlemcisinin gözlemleri sonucunda, yapılan imtihan sonucunda başarılıysan belge alabilirsin. Biz hiç kimseye bugüne kadar kayıt dışı belge temin etmedik. Eğer belge temin ettim diyen varsa kesinlikle ya sahtedir ya da emitasyon belgedir. Bunun altını çiziyorum. Ha, yeni yapılanmanın içerisinde süreler kısaltıldı. 3 yıl çıraklıkla beraber bir dizayn edildi. Yeni yönetmenlikle beraber, çıraklık kanunuyla beraber, stajyer öğrencilikle beraber bir noktaya getirildi. Ben inanıyorum ki Milli Eğitim'de radikal kararlar alarak bu işi daha kontrol altında tutacağı inancındayım. Değerli başkanım, yeni üye kayıtlarında, yani yeni bir iş yeri açacak arkadaşımız, esasen üyeden herhangi bir belge istenmediğini öğrendik. Neden bu önemli ve yani bir dükkan açılacak ama belli bir belgeler, statüler gerekli. Evet. Ve bazı belgeler istenmediğini söyledi. Neden başkanım? Şimdi hemen şunu yani söylüyorum. Şöyle söyleyeyim başkanım. Belgelerden çıktığımız için yola, çıraklıktan geldik. Böyle bakın, oradan hemen toparlıyorum ve dükkan açılmaya doğru gidiyorum. Hani o yüzden buraya tüm siyasetçiler, bürokratlar, teknokratlar laf açıldan diyorlar ki siz ahisiniz. Biz ahi kültürünü yaşayan bir milletiz. Ahi kültürüyle yetişen bir milletin çocukları olarak da eğer ki ben ahiysem, ahilikte neydi? Geçmiş dönemde ahiler devlet kurarken devletin yanında, o günkü mahalle idarelerin yanında, o günkü devletiyle beraber söz sahibiydi. Doğru mu? Ahiler. Ahi meclisi vardı. Orada kurallara uymayan esnafa ne diyorlardı? Pabucu dama atıla. Şimdi geliyoruz. Ben berberim, ben kasabım, ben motor tamircisiyim, ben lokantacıyım. Ama param var, hiçbir belgem yok. İşi bilmiyorum.
bir tane mesul müdür, bir tane mesul müdür sigortalı adam bularak işletmeyi açıyorum. İşin ehli öyle olmamalı. İşin ehli o işletmenin sahibinin ustalık belgesi olmalı. Liyakat belgesi, ustalık belgesi demek en önemli ahi olan kardeşlerimizin veya bizlerin yetkisi demek. Nasıl bir üniversiteli bir eczacılık fakültesini bitirdiyen eczacılık diploması olmadan eczaneyi açamıyor ise, nasıl bir hukuku okuyan kardeşimiz hukuk fakültesini bitirdiyen hukuk üniversitesinin belgesini almadan avukat olamayıp veya noter olamıyorsa, bizim de meslektaşlarımızın ahi geleneğini yaşatan ahilerimizin kalfalık, ustalık ve usta yeticilik belgesi olması mecburiyetindedir diyorum. Belgesizlik kesinlikle kanayan bir yara, bunun devlet tarafından kesinlikle çözüme bağlanması gerektiğine inanıyorum. Bizler Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı ve yönetimi olarak çıraklık kanununa bir tadilat yaptırdık. Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İğner'in ekibiyle beraber ben onun yönetim kurulu üyeliğini de yaptım. O dönem Osman Nuri Günay genel müdür olarak Antalya Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden geldi ve bizi ziyaretinde bulundu. Biz orada söz aldık, konuyu anlattık. Birlik başkanımız da dedi ki bu konuyu masaya yatırın. Gazi Üniversitesi'nden ve Ankara'daki emekli bürokratlardan ve mevcut çalışan hocalarımızla bir arge oluşturuldu. Çıraklık kanunuyla ve belgelendirmeyle alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve bir noktaya gelindi. Bir, stajyer öğrencilik. Stajyer öğrenci. Stajyer öğrenciyle beraber staj parasının verilmesi ve bu insanların sosyal hayatlarının başlaması. Bugün itibariyle Ümit Baksıoğlu'nu bir kasaba, bir kuaföre, bir güzellik salonuna götürüp çıraklık okuluna yazdırdığı gün itibariyle bundan sonraki hayatında emeklilik sigortasına başlangıç oluyor. Ama bizlerin geçmiş yılda olmuyordu. Neden? Çıraklık sigortasıydı. Emeklilik sigortası değil. Şu andaki emeklilik sigortasına sayılıyor. Biz federasyon olarak bununla alakalı da çalışma yaptık. Geriye dönük müktesef haklarımızın verilmesiyle alakalı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bunu kabul etti. Evet. Maliye bütçesini oluşturamadığı için rafta tutuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bir noktada bir ivme kazanır diye bekliyoruz. Evet. Başkanım, SSK'dan, Bağkur'dan bahsetmişken hemen soruma da geçeyim. Bağkur ve esnaf SSK çalışmalar gibi rahatsızlıkların olduğunu biliyoruz. Süreçte devletten iş göremezlik raporu, ücreti almamakta. Şikayetler nelerdir? Onları bize açıklar mısınız? Ümitciğim, biliyorsunuz özellikle kuaförlük mesleğini icra ettiğiniz için kuaförlük mesleğini icra eden kardeşlerimizin içerisinde bayan kuaförleri kardeşimiz çok. Evet. SSK'lı ve emekli sandığı emzirme ve doğum izni alıyor. Doğru mu? Evet. Kimden alıyor? Devletten alıyor. Evet. 6 ay ücretli, 6 ay ücretsiz. Neden bağkurla esnaf? Öve evlat mı ki? Bu devlete bağkur ödüyor. Bu devlete prim ödüyor, bu devlete vergi veriyor. Ve yanında insanlara istihdam ederek bir çalışma portalı koyuyor. Bu insanların da biz iş göremezlik raporuyla beraber işsizlik parasının alması gerektiğini, doğum izin parasının alması gerektiğini SSK yetkililerine dillendirdik ve müracaatlarımız var. Bununla beraber şunu söylüyorum. Maaş prim oranları hesaplaması. Bağkurlu'da 9000 iş gücünü doldurma mecburiyeti var. Sigortalı'da bu mecburiyet yok. Emekli sandığında yok. Tamam, bunu kabul ettik. Bağkur olarak 9000 iş gücünü dolduralım. Yaşa takıldık, onu da kabul ettik. O zaman maaş prim oranlarının emeklilikte neden SSK'lıyla, neden emekli sandığıyla eşit hesaplanmıyor? Sosyal devlet diyoruz, sosyal adalet diyoruz ve devlet yetkililerine sesleniyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine sesleniyorum ve bizi orada temsil edenlere sesleniyorum. Temsilde adaletse, üç kurum birleştiyse, tek çatı olduysa, bizim maaş prim oranlarımızın hesaplanması da SSK'lıyla, emekli sandığıyla bir olsun. İki, onların özlük ve sosyal haklarıyla bizim sosyal haklarımız da bir olsun. Bakın, burada devletimize minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Ahi sandığı kuruldu. Ahi sandığında ne vardı?
şartlar gereği iş yerini kapatan veya iş yerinde afete uğrayan bir işletmeye ahi sandığı olarak 12 ay iş göremezlik veya devlet desteği verilecekti. Tabi bu kanun kararnamesinde kanunlaşmadı ama bize sunum yapıldığında bir noktaya geldi. 2020'de inanıyorum ki hayata geçecek. Bir şeyler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Başkanımız diyor ya, ben ahi teşkilatından gelen devlet başkanıyım. Doğru, bizim sesimiz de en iyi. Sayın Cumhurbaşkanımız duyacak. 82 birlik olarak, 13 İhtisas Federasyonu olarak biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Temmuz'dan yaşanan o kötü süreçten bugüne kadar gelinen dönemde dahil devletimizin dimdik ahi teşkilat olarak yanında durduk. Yanında durmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki devlet baba da bizim sesimizi duyarak bu sorunlarımıza çözüm üretecektir. İnşallah. Değerli Başkanım, üyelerimizin diğer önemli bir sorunu da KDV ve ÖTV. Sonlarının yüksek olması. Yani %18 KDV ödüyoruz değerli başkanım. Şimdi biliyorsunuz biz hizmet sektörüyüz. Hizmet sektöründe maalesef katma değer oranı %18. Evet. Hizmet sektöründeki biz kuaför, berber ve güzellik salonu olarak hizmet üretiyoruz, mal alıp mal satmıyoruz. %18'e tabi olduğumuz gibi özellikle kullandığımız ürünlerde bizim kozmetik ürünlerimiz. Kozmetik ürünlerimizin birçoğu da ithal ürün. İthal ürün olduğu için bu ürünlerde %20'de özel tüketim vergisi var. Bunu gerek Maliye Bakanımıza, dönemin Allah rahmet eylesin Kemal Unaktan döneminde, gerek Mehmet Şimşek döneminde, gerekse Naci Ağbal döneminde yetkililere, bürokratlarımıza sunumlarımızı yaptık. Eğer ki dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya, gıda ve taşınmazlarda ve belli sarafiye diye adlandırdığımız mücevheratın da içinde bulunduğu altında özel tüketim özellikle çok düşük, katma değer oranlarda bir o kadar düşük. Beyaz eşyada ve gıdada %8'de %12 arası. Ama bakıyorsun hizmet sektöründe %18 direkt. Eğer ki sosyal devletsek devletimize biz vergi veren bir kitleyiz. Bize desin ki kardeşim hiç kimse vergi diliminden kaçak yapmasın ama sizin vergi diliminiz şu olsun. Biz buna razıyız. Ama şimdi bir taraftan vergi dilimimiz yüksek, bir taraftan özel tüketim vergisine tabiiz. Onun için yani hizmet sektöründe el emeği göz nuruyla çalışan insanların katma değer oranlarının %18 bence çok. Buna resmi olarak, federasyon olarak Maliye Bakanlığı'na talebimiz var. Şura kararlarında da tekrar bunu yeniledik ve devletimizin 2018, 2019, 2020, 2023 vizyonuna hazırlanma şeklinde esnaf ve sanatkarın sesi olarak biz hizmet sektörünün katma değer oranlarını hesaplanırken özellikle bizim en azından ÖTV'yi indirmiyorlarsa dahi ithalat ihracattan dolayı katma değer oranlarımızın düşürülmesini talep ediyoruz. Ve resmi müracaatlarımız var. Belgeleri de burada. Bunu lafla söylemiyorum. Evet. Basından arkadaşlarımız onu her gösterebilirler. Biz bunları özellikle ödevime çalışarak geldim. Hangi kuruma, hangi bakanlığa ne zaman müracaat ettiysek resmi belgelerimiz var. Evet. Başkanım, kuaförlük bunu işlemiştik. Hı hı. Siz zaten kendiniz söylemiştiniz. Hı hı. Hemen onu da hatırlatayım. Kısa sürede belge alınmasıyla ilgili hı hı hı. çok şikayetimiz vardı. Onu da işledik zaten. Gerek olan cevabı verdiniz. Mesleğimiz iş sağlığı ve güvenliği açısından neden tehlikeli gruptayız? Sayın Baksı, özellikle kuaförlük ve güzellik salonu işletmecilerinin kullandığı ürünlerde kanserojen içeren ürünler çok olduğundan kaynaklanan bir yapıyla ben özellikle kendim fiiliyo toplantıya genel sekreterimle beraber katıldım. Konfederasyon olarak da temsilcilerimiz vardı. Biz ısrarcı bir şekilde hizmet sektöründe berberlik, kuaförlük ve güzellik salonunun çok tehlikeli ve tehlikeli meslek sınıfında olmadığını, az tehlikeli meslek sınıfında olduğunu anlattık. Tabi kanserojen içeren ürünlerle alakalı önümüze geldiklerinde biz ister istemez orada biraz duraklarken biyolojik etkenleri içeren bir yönetmenlik vardı. Eğer ki o yönetmenliği
çıkartmamış olsaydık o kanunun içerisinden bugün kuaförlük ve berberlik mesleğiyle güzellik salonu işletmeciliği mesleği çok ciddi manada sıkıntının içerisinde olacaktı. Bir nebze de olsa orada bir esneme oldu. Ama şunu söylüyorum. Fön makinesi tüm otellerde var. Boya eğer ki kanserojen içeriyorsa tüm marketlerde var. Marketlerde var. Madem bizi tehlikeli sınıfa aldıysanız marketlerden boyayı kaldırır. Tehlikeli meslek sınıflarının içerisine aldıysanız bize yıpranma verin o zaman. Pasın emeklilik yani hayır şimdi biz tükakayız. Evet. Kanserojen içeren mesleği icra ediyoruz ve zor bir mesleğin kurumu içerisinde idam ettirdiğimiz bir meslek açısından baktığım an ben meslektaşlarım adına buradan sesleniyorum. Tamam. Tehlikeli meslek sınıfında değiliz ama o kategoriye alındık mı? Alındık. Bize o zaman yıpranma payı versinler. Bize o zaman basına tanıdıkları imkanları tanısınlar. Eğer ki öyle değilsek bizi çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftan çıkarıp az tehlikeli grubun içerisine alsınlar. Bakın arkadaşlar biz tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikelisinin kavgasını yapmıyoruz. Ama o grubun içine girdiğimiz zaman kendi nam ve hesabına çalışan salona gidiyor. O muaf öbür taraftan 4 koltuklu 5 koltuklu kuaför kardeşimizin vergi diliminde ve SSK'lısıyla çalıştığından dolayı o sürece tabi. Neye tabi? İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanına. Aylık standart ücret ödemeye ve belli periyottan geçmeye. Şimdi Ümit Baksı 4 kişiyle çalışıyor. Aynı işi yapıyor. Bayram Karakaş aynı işi yapıyor. Tek kişiyle çalışıyor. Bir yerde adaletsizlik var. Bir yerde yanlış var. O kanunu çıkarırken biz dün söyledik. Biz de söylüyoruz, bizimle istişare yaparlarsa, konfederasyonumuzla istişare yaparlarsa, devlet teşekkülü kanun çıkmadan önce ahi teşkilat ile TESK bünyesinde konunun muhataplarını dinlerse inanıyorum ki doğruyla cem edecektir. Doğruların etrafında da bizi güçlendirecektir diyorum. O sorunun cevabı da bu Sayın Baksı. Çok sağ olun değerli başkanım. Kısa bir aramız olacak değerli başkanım. Reklamlardan sonra Ümit Baksı Ustalılar kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın. Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evim'e bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu. Emin Evim. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş, yakışıklı manavda. 50'yi aşkın sebze meyve çeşidiyle kalite ve tazeliğin adresi Yakışıklı Manav. Gelin karlı çıkın. Yakışıklı Manav lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki Yakışıklı Manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla
ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-03-33. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Hem çiftçiyim hem öğretmenim. Biz doğuştan çiftçiyiz. Bize babalarımızdan, dedelerimizden gelme bu meslek. Bebek büyütür gibi çok emek veriyoruz. Toprakla uğraşıyoruz bir, hava muhalefetle uğraşıyoruz iki. 650 dönüm sera yerine bir oldu hortum dolayısıyla. Doğuyu önleme şansımız yok. Tedbir olarak ne yapabiliriz ki? Doğaya karşı hiçbir mücadele yapamayız. Sigortasız mal, nüfus yağsı insana benzer. Tersim hep arkamızda oluyor. İster yağmur yağsın, ister dolu. Gözümüz arkada kalmıyor. Bu neyin sayesinde? Sigortanın ve devletimizin sayesinde. Allah her ikisinden de razı olsun. Bereketli ellerimizle yarınlarımız güvendi. Tersim. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon, iç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Oğuzhan Apart Otel, Manisa'daki eviniz. Farklılığın peşinde koşanlara, hanların konforunu yaşamak isteyenlere, bir artı bir stüdyo daireler, hamam, sauna, 9000 metrekare üzerine kurulu dev yaşam kompleksi. Salihli Belediyesi kurşunlu kaplıcaları 86 apart daire 280 yatak kapasitesindedir. Termal suyun çıkış sıcaklığı 52 ila 96 derece arasındadır. 2 kapalı havuz, 8 jacuzzi odası, 2 sauna odası vardır. Uzman doktor fizyoterapisti ile profesyonel hizmet vermekte. Termal suyun içeriğinde kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller bulunmakta. Termal suyun faydalı olduğu alanlar, romatizmal hastalıklar, cilt ve kadın hastalıkları, eklem ve kireçlenme rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici etkisi de vardır. Ayrıca restoran, market, kafeterya, manav, fırın, cami, çocuk oyun alanları, fitness grupları, şelaleleri, yürüyüş yolları ve muhteşem doğasıyla kurşunlu kaplıcaları her mevsim hizmetinizde. Havuz,
jacuzzi'li odalar ve sauna hizmetinden oluşan termal tesis merkezimizden günübirlik ve saatlik olarak da yararlanabilirsiniz. Doğal güzelliğin keyfini sağlıkla yaşamak isteyenler için Salihli Kurşunlu Kaplıcaları misafirlerini bekliyor. Burada her şey sağlığınız için düşünüldü. İletişim 0236 712 50 çift 0. Sosyal yaşam konusunda Manisa'ya farklı bir vizyon katan Yunus Park, büyüleyici doğa ortamında tüm misafirlerine seçkin kadrosuyla ve eşsiz sunumuyla en güzel hizmeti sunuyor. Huzurlu doğada yaşamak istiyorsanız dinlendirici tabiat ortamıyla Yunus Park'a tüm Manisalıları bekliyoruz. Yunus Park Bozköy, Yunus Park Meydan İletişim 0535 544 43 30. Muradiye Düğün Tesisleri adres: Muradiye Anadolu Lisesi karşısı Yunus Emre, Manisa. İletişim 0530 071 04 45 0535 571 51 32. Acil Çağrı Merkezi, emniyet, nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşiniz zor, ne olmaya çalışıyorum? Ekip gönderiyorum şimdi, ekibimiz gereğini yapar. İyi günler. 112 Merkez. Acil durumda 112 tek numara. Manisa'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM, Güzel Yurt Mahallesi'nde 16.200 metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor. 45 ayrı işletmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak olan buluşma noktası. Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri. Birbirinden enfes dünya lezzetleri. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve gençlik eğlence merkezi. Son teknolojiyle donatılmış sinema salonları. Profesyonel eğitimci kadrosuyla kulüp sportif. 12 adet tropikal bitki ve deniz canlılarının bulunduğu dev deniz akvaryumları, ücretsiz servis olanakları ve birçok satış noktasıyla Manisalılar ile buluşmaya hazırlanıyor. 45 Park AVM hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.45park.net'i ziyaret edebilirsiniz. Başak Yılmaz Kuaför Güzellik Merkezi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde kişiye özel saç tasarımlarıyla, profesyonel kaş alımıyla ve kişisel bakımlarıyla Manisalı bayanlara kendisini daha güzel görme olanakları sağlıyor. Yeni şubemizde, yenilenen yüzümüzde, sınırsız hizmetlerle, profesyonel ekibimizde siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Salonumuzda sunduğumuz diğer hizmetlerimiz, ölçümlü usturayla kaş alımı, takma kirpik, kaş kontür, dudak kontür, profesyonel makyaj, mikro kaynak, boncuk kaynak, keratin bakım, ayrıca bayanlara özel masaj, lazer epilasyon, cilt bakımı, mekanik medikal cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, leke akne tedavisi, cilt yenileme işlemi, kalıcı makyaj, protez tırnak ve kirpik liftingi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde hizmette sınır tanımıyoruz sloganımızda siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi. Adres: Topçu Asım Mahallesi, İzmir Caddesi, numara 17, Taksim A, Yunus Emre, Manisa. İletişim bilgisi 0544 381 45 14. Nazlı Köpür, Başak Yılmaz.
Bayanlar, mutfağınıza keyifli bir şekilde iş yapmak istiyorsanız Erdinç Ticaret Kelebek Mutfağı mutlaka uğrayın. En trend renkleriyle ve sıra dışı tasarımlarıyla mutfağınızı konforlu ve renkli bir şekilde güzelleştirmek için Kelebek Mutfağı seçin. Proje ve çizim ücretsiz ve ömür boyu garantili. Adres: 1. Anapartalar Mahallesi, Konuk Caddesi, 38 Taksim A, 22 Sultanlar Karşısı, Şehzadeler, Manisa. Sizi dinliyor, sizler için çalışıyoruz. İyi günler, Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi. Ben İrem, size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında büyük projeleri hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarını da can kulağıyla dinliyor. Tabii ki de. Ben iletiyorum, onlar gerekli işlemi yapacaklar. Vatandaşlarının yaşadığı sorunları, istek ve şikayetlerini önemseyerek halkının sesine kulak veren Yunus Emre Belediyesi, 444-6209 numaralı çağrı merkezi ile artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Osman Bey, hangi mahallede ikamet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çağrı merkezi, Yunus Emreli vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek sorunlara en hızlı şekilde çözüm getirmek için artık haftanın 7 günü 24 saat vatandaşını dinliyor. Mutfak Sözler kaldığı yerden devam ediyor. Değerli başkanımız Bayram Karakaş konuğumuzdu. Değerli başkanım, kuaförlük mesleği nereye gidiyor? Kuaförlük değil de berberlik, kuaförlük, güzellik evet. Uzmanlığını diye açalım. Evet. Değişen, gelişen dünyanın içerisinde hizmet sektörü olarak berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu işletmeciliği olarak biz çok ciddi manada yeni objelerle beraber kendimizi geliştiren, kendimizi büyüten ve insanlara en kaliteli, en hijyenik ortamda güzel hizmet veren bir sektör haline geldik. Bu sektör haline gelmemizde özellikle arkadaşlarımızın modayı takip etmesi, gündemi takip etmesi ve kitleye en güzel şekilde hizmet etmesi noktasındaki düşünceleri, eğitimleri, görselliğiyle kendilerini geliştirmeleriyle kuaförlük çok ciddi manada bir ivme kazandı. Erkek berberliği de iddia ediyorum son 10 yıl altın çağını yaşıyor. Kendini geliştiren, salonlarını yenileyen ve yeni ürünlerle, yeni konseptlerle tanışıp eğitimini sağlıklı bir şekilde aldıktan sonra salonda uygulamaya başlayan meslektaşlarımız bu meslekteki edinimlerini daha çoğaltmaya başladılar. Kariyerlerini güzel yapmaya başladılar. Ama bunun yanında da son dönemde bir bilgi kirliliği diyelim onu, kargaşasından ziyade bir eğitimci furyası başladı Türkiye'de. Değerli arkadaşlar, eğitimciliğin özellikle bir okulu yok. Altını çiziyorum. Ama eğitimi ustadan alarak, eğitimi geliştirerek, uzman kişilerle eğitim alıp, büyük firmalarla tanışarak, büyük firmalarda kendini yetiştirerek, sen sektörünle bunu buluşturup, düzgün kişilerden eğitim aldığın sürece, o işletme çok ciddi manada gelir hanesiyle beraber yükselmeye başlıyor, trendini geliştiriyor. Berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu işletmecilerinin bulunduğu bu hizmet kervanı, 2023 vizyonuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına kendisini AHİ teşkilatında yenileyerek, çek ederek güzel bir şekilde en güzeliyle sektöre ve kişiye buluşma noktasında güzel hizmetleri verme açısından emin ellerde gidiyor.
Ama bunun yanında konuyu başında işlediğimiz noktada fiyat ücretlerindeki tarifedeki haksızlık ortadan kaldırılır ise, kaldırılması lazım. Haksız rekabet ortadan kaldırıldığı an bu TÜKAK'a kötü veyahut da merdiven altı diye adlandırdığımız işletmeler ortadan kendiliğinden kalkacak. Değerli arkadaşlar, iyi bir boya, iyi bir kesim, iyi bir fön güzel salondan alınır. İyi bir saç tıraşı, iyi bir sakal tıraşı, güzel hijyene uygun, son segmentle dekorunu yapmış, kaliteyle kendisini özleştirmiş bir müesseseden alınır. Vücuttaki aknelerin, vücuttaki fazla yağların, vücuttaki deri altı ve deri üstü hizmetlerin iyi bir güzellik salonu işletmesinden alınması gerektiğine inanıyorum. Berberlik, kuaförlük ve güzellik salonu önümüzdeki 10 yılını belki 5 yılını kendisine hazırlayan genç kuşak dünü yok, bugün ve yarınıyla baktığından güzel yerlerde yerini alacağı inancındayım. Çünkü sektör çok güzel bir sektör. Yani sonu yok ve bizim sektörümüzün harekendesi hazırı yok. Bizim sektörümüzde birebir canlıya işlem uygulayan ve bu canlıya uygularken de fiilen her işleminde imtihanda ve sınavdan geçen bir sektör olduğumuz için kendisinin yerini muhafaza edeceği inancındayım. Bir terziliği ele alırsak konfeksiyonu çıktı. Bir kaportacılığı ele alırsak hazır yeniciliği çıktı. Hemen gidiyor fabrika basmış alıyor, çekiş ortadan kalktı. Getiriyor usta takıyor. Ama bir saç tıraşında, bir gelin başında, bir kumaş bağlama türbanda, bir makyajda, bir renklendirmede kesinlikle ve kesinlikle usta eller diye senin programının da taşıdığı evet, maharetli ellerle bulaşan bir sektörüz biz. Onun için iyi yerde rotasına devam ettiriyor. Zaten bu programdan da yola çıkarsak başkanım demek ki iyi yoldayız. Kesinlikle. Değerli başkanımız usta karşımıza eller her zaman aranan veciz kişilerdir. Çok sağ olun değerli başkanım. Başkanım peki bu kadar şey anlattık ettik. Fiyat tarifeleri, işte belgeler vesaire. Peki müracaat edildi mi değerli başkanım? Soruyu tekrar alabilir miyim? Şimdi bu kadar konuşledik. Evet. Yani biz belgeyi tartıştık, evet, fiyatları tartıştık vesaire. Bunu üst kurula taşıdınız mı? Yani müracaatlar yapıldı mı? Kesinlikle. Bayram Karakaş göreve geldiği günden bugüne kadar gerek sözlü basında, gerekse sosyal basında, gerekse canlı yayında hiç fark etmez. Ne söylediyse belgeyle konuşmuştur. Bu sözümü tekrar yeniliyorum. Programın akışı içerisinde de söyledim. Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Uzmanlığı Federasyonu olarak biz üyelerimizin oda başkanlarına yansıttığı problemleri oda başkanları bize sözlü veya resmi müracaat ettiği takdirde muhakkak ama muhakkak onu işleme alırız. Aldığımız işlemi kendi yönetimimizin içerisinde ve denetimimizin içerisinde tartıştıktan sonra sekreteriyamızla ve genel sekreterimizle beraber bağlı bulunduğumuz üst kuruluşumuz devlet bürokrasisindeki hangi kuruma iletilecekse muhakkak iletiriz. Örneğini verebilirim. Özellikle örneğini verebilirim. En sonki yaptığımız çalışmalarda az önceki sunumunu yaptım. Evet. Müracaatını yaptığımız kurum ve kuruluşları hafta tatiliyle alakalı ve fiyat tarifeleriyle alakalı müracaatımız üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuza, Gümrük Ticaret Bakanlığı'na resmi olarak müracaat etmişiz. Burada notumda var. Diğer bir konu KDV'den bahsettik. Katma değer ve özellikle özel tüketim vergisinden. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuza, Maliye Bakanlığı'na ve Ekonomi Bakanlığı'na, iki bakanlığa birden. Evet. Bunların belgelerini size Sayın Baksı program bitiminde de verebilirim. Üçüncü konumuz dükkanlar arası mesafe. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuza, Gümrük Ticaret Bakanlığımıza bu konuyla alakalı çalışma yapmamızla alakalı kendilerine resmi müracaatlarımızı yapmışız. Ustalık belgesiyle alakalı sorunlarımızı da Milli Eğitim Bakanlığı'na fiilen toplantılarına kendimin katıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretim ve Müsteşara bizzatihi sunduk. İş yeri tehlikeli sınıflarla alakalı sorduğun sorunun cevabında da
özellikle o bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar ki genel müdürlük seviyesinde, bakanlık seviyesinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, dönemin bakanı Faruk Bey'di. Faruk Bey'le beraber bakan yardımcısı Halilet Yemez'di. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonumuzun o dönemki başkan vekilimiz, Bursa Erkek Berberler Odası Başkanı Sayın Mustafa Ocak'la bizzati elden götürerek konuyu anlattık ve biyolojik etkenlerin kanun hükmündeki kararnamesinden çıkartmaktaki özelliğimiz ve emeğimiz orada hayat bulmuştu. Fiilen oraya müracaat etmişiz. Biyolojik etkenler çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapmışız. Ve mesleki teknik okullardaki sorunlarla alakalı çalışmalarımızda Genel Müdürümüz Osman Nuri Günay'a bizzati gerek Ankara Esnaf Sanatkarları Odalı Birliği Yönetim Kurulu sıfatımla, gerekse Berberler Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı sıfatımla bizzati bizler yapmışız. Bunlar da devlet kurumlarına müracaatlarımızın adı soyadı ünvanı. Çünkü ben bu soruları hazırlarken ya da sorular bize gelirken merak ettiğim konu tabii ki de hepimizi ilgilendiren. Yani ben tabii siyasi açıdan konuşmayacağım ama genelde böyle muhtarlar, belediye başkanları bir hani eski filmlerden izlediğim yol yaptıracağız, şunu yaptıracağız, bunu yapacağız ama hiçbir müracaat yoktur. İşte ben o yüzden size bunu sormak istedim. Sayın Baksın, bu kadar ben o kadar medeni cesaretim var ki şunu açık ve net söyleyebilirim. Evet. Gerek İstanbul Oda Başkanım, gerek İzmir Oda Başkanım. Siyaset sandıkta kaldı. Sandık kapandı, siyaset biter. O günden sonra 4 yıllık seçim propagandası bittikten sonra çalışma başlar. Az önceki yapmış olduğum o çalışmaların içerisinde İstanbul odalarımın başkanlarının emeği var. Söyledim, biliyorsunuz. Evet. Yine söylüyorum. İzmir Oda başkanlarımın da emeği var. Biz emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Gerek açma kapama saatlerinde, gerek az önce federasyon başkan vekilimizin verdiği mücadelede, gerekse şu anda mesela Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun bir projesi İzmir odalarının desteğiyle devam ediyor. Ve bu insanlardan bir tanesi benim yönetim kurulum, bir tanesi de çalışma arkadaşım. Bunlar da fiilen bunun içinde. Güzellik salonlarıyla alakalı mücadelemiz İstanbul Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanımız Sayın Ayşe Aydın'la, gerek kanun çıkarken gerekse bugünkü geldiği noktada en ufak bir problemle anında telefonla empati yaparak sorun ve görüşler noktasında resmi veya sözel olarak çözümü hep beraber yapıyoruz. Ben değil, biz. Bu çalışmayı biz yaptık. Bayram Karakaş tek değil. Yönetimimle, denetimimle, genel sekreterimle, sekreteryamla ve tüm oda başkanlarımla. Biz onun için diyoruz ki, az önceki sözümü tekrar yeniliyorum. Biz büyük bir aileyiz. Çok güzel. Sayın Baksı. Şimdi başkanım, herkesin merak ettiği bir konuyu, en çok da benim merak ettiğim bir konu. Milli takım seçmeleri oldu. Evet. Değerli başkanım. Güzel bir konu. Ya aslında girmek istemiyordum ama ben de kendi şahsım adıma da çok merak ettiğim için söylüyorum. Evet. Yani fiilen yakınen takip ettim zaten yarışmayı. Biz zaten bulundum zaten İzmir seçmelerinde. Milli takım seçildi. Antalya'ya kampa götürüldü. Ne amaçla götürüldü değerli başkanım? Sayın Baksı, öncelikle milli takım dediniz, altını açalım. Evet. Milli takımın başladığı günün son ana kadar, son dakikaya kadar emeği kimin geçtiyse, oradaki emeği geçen herkesten bir kere Allah razı olsun ben şükranlarımı sunuyorum. Eksiktir, yanlıştır, hatadır. Bunlar oturulur, tartışılır. Hiçbir şey dört dörtlük olmayabilir. Çünkü dünü yoktu. Biz bunu yaparken inandığımız doğrultuda, buna inandığımız için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu olarak bir milli takım oluşkusu oluşturalım dedik. Ve bir arkadaşımızla hizmet satın aldık. Ve onunla çıktık bir yola ve bunu yaptık. Eksiktir, doğrudur, yanlıştır. Eksikliğimizin var olduğunu biliyorum ve bunu her yerde anlattım. Ama bir şeye başlamak demek, bitirmek demek. Başladık ve bir şeyleri gördük. Sonuçta da milli takımda bir kategoriler oluştu. Ve bu kategorilerin içerisinde de derece yapan arkadaşlarımız, o hizmet aldığımız arkadaşımızla beraber dönem içerisinde kendi aralarında kaynaşmak için kamp yaptılar. Kaynaştılar ve zaman zaman da eğitimlerine bizzat ben de katıldım. Bu neydi? Sokaktaki
yolda yürüyen insan değildi. İşletme sahibi olan veyahut da kuaför olan veyahut da berber olan veyahut da kumaş bağlama sanatı veya renklendirmede olan veya makyajda olan kardeşlerimizin diksiyon dersi alması, kürsü hakimiyeti, salon işletmesi, mikrofon kullanma gibi bununla beraber ünlü hocaların da katıldığı ve kaynaşmanın bir arada olduğu bir çalışmaydı. Ha, emeği geçen arkadaşıma yine buradan sizin kanalınızla, sizin aracılığınızla emeği geçtiğinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ama şunu söylüyorum, 2019 itibariyle tekrar silkelenerek dünkü yaptığımız hataları yapmadan, kendimizi geliştirdiğimiz bir portalda ve bu işin daha profesyonel bir yapılacağı ekip anlayışıyla güzel bir etkinlikle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğimizi yeniliyorum. İlkleri yapmak her zaman zordur. İlkler zordur. Ama bizler sonuç itibariyle sahnenin tozunu her gün yutan insanlar değildik. Tamam, yöneticiliğini yapıyoruz. Genel başkanlığını yapıyoruz. İdareciliğini yapıyoruz. Orada da bir emek vardı. Emeği geçen her arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Eleştirenlere de diyorum ki buradan, önce geçecek insan aynanın karşısında kendisini bir sorgulayacak. Çek edecek. Dün federasyonu eleştiriyordun. Dün genel başkanı eleştiriyordun. Bugün eğitimcilik yapıyorsun. Hangi sıfatla yapıyorsun? Hangi şartlarda yapıyorsun? Bana onun hesabını ver. Bir, ikincisi, eğer ki sen bölgende derece yapamadıysan, eğer ki sen milli takımda dereceye giremediysen, bugün eğitimcilik adı altında milleti topluyorsun. Demek ki biz dünkü ektiğimiz tohumlar tutmuş, filizlenmiş ve kelle vermiş, başak vermiş ki doğru yoldayız. Ama her önüne gelen eğitimci olmamalı. Eğitimci furyası yaşanıyor. Eğitimci furyası yaşanırken usta eller diye, Ümit Baksı, senin programın adını çok kullanıyorum. Ustaların ustalarıyla eğitimi doğru insanlardan alacaklarına inancım var olduğu için, evet, bu davayı, bu tezi savundum. 2018 ayı içerisindeki, Haziran ayı içerisindeki gerçekleştirdiğimiz genel başkanlık seçiminden sonra Türkiye'de 11 tane arkadaşımıza görev verdik. Danışmanlık görevi. Bazıları bu işin çok profesyoneli. Bazıları kendi illerindeki coğrafyasal sorunları getirebilecek arkadaşlarımız. Bazıları da dün bizim göremediğimizi bugün bize göstermek için yol arkadaşlarımız. Bizler diyoruz ki öğrenmenin yaşı yok. Ama emeği geçen kim varsa başımın tacı, hiçbirinin hatası yok. Hata hepimizindir. Hata kula mahsustur. Ha, bunu minimize edip bir sonraki yapacağımız atraksiyonda sıfır hatayla gitmenin örneğini kendimize şiar edindik. Milli takımı Antalya'daki veyahut da Türkiye'nin farklı illerindeki kampı sordun. Ben konuyu biraz daha açmış oldum. Evet. Ondan dolayı da teşekkür ederim. Evet. Biz yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Bir de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. Aynen. Ben de şimdi bütün kuaförler ve berberler arkadaşlarımın adına size bir soru sorayım. İki sorum olacak arka arkaya. Bizim en çok rahatsız olduğumuz bir konu var. Evet. Başkanım, biz mesleğimizi çok seviyoruz. Evet. Ve öğrenmeyi de çok seviyoruz. Evet. Kimle tanışsak ya bir dünya şampiyonu ya bir eğitimci. Başkanım, bunun bir statüsü var mıdır? Yani hemen konuyu şöyle birebir bağlayalım. Türkiye'de kaç tane eğitmen var? Türkiye'de kaç tane ödüllü kuaför var? Ve biz Dünya Kuaförler Federasyonu'na üye miyiz? Çok teşekkür ediyorum Sayın Baksi. Dünya şampiyonası yapılmadı. Öyle bir şampiyonada şu ana kadar duyurulmadı. Duyurulmuş olursa biz Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Uzmanları Federasyonu olarak İstanbul Kadın Kuaförleri Oda Başkanımız, dönemin federasyonumuzun da başkan vekili Sayın Oktay Erkal'ın himayesinde bir ekip kurduk. Bu ekibin içerisinde isim verebilirim. Bursa'nın eski başkanı İlker Hüseyin Tan, mevcut şu andaki görevde olan Eskişehir Oda Başkanımız Sayın Fethi Özkara gibi arkadaşlarımızla beraber bunları biz yurt dışındaki Dünya Kuaförler Konfederasyonu'na üye olmak için federasyonumuzu görevlendirdik.
Onlar da gittiler konfederasyonun üye olabilmek için. Bizim federasyon başkan vekilimizin müracaatıyla bizim orada müracaatımız devam ediyor. Geçmişte benden önceki federasyon başkanlarımın o dönemki sürecinde bizim üyeliğimizin varlığıyla yokluğuyla alakalı bir konu konuşmak istemiyorum. Dün de kaldı. Bugün ve yarın var. Şu andaki çalışmamızda inşallah duyurulacak ve görülecek. Bizler hiçbir işimizi yarım bırakmadık. Eksikliğimiz olabilir. Eksikliğimizi telafi etmek için kendimize kaldığımız yerden ödevimize ciddi manada çalışıyoruz. Ama Türkiye'de doğru bir eğitimci füryası yaşanıyor. Bir dünya şampiyonu veyahut da ben şu şampiyonum diye. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, buradan sesleniyorum. Özellikle ve özellikle milli takımın haricinde resmi madalyalı şampiyona yok. Özel para karşılığında özel dernekler var. Özel derneklerin adı altında yapılan yarışmalar var. Bunu isim vermeyeceğim. Ben de biliyorum. Beni izleyen, o yarışmalara giden kardeşlerim de biliyor. Hangi heyecanla gittiklerini biliyorlar. Sonradan karşılaştıkları durumları biliyor. Resmi olarak Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun derece yapmış topuzda, renklendirmede, makyajda, kesimde ve kumaş bağlama sanatında ve erkek berberliğinde resmi olarak şampiyonalara katılan bizim arkadaşlarımızın belirlediği insanlar var. Biz onları dünya şampiyonasına diye bir yere göndermedik. Ama kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla buralara para karşılığında gidip para karşılığında mücadele eden kardeşlerimiz var. Onların başarıları da bireysel. Ben onlara karşı değilim. Emeği kimin varsa kendi emeğiyle karşılığı. Ama dünyanın, altını çiziyorum, muhatap olacağı bir kurum vardır. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'dur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ticaret Bakanlığı'nın kurdurmuş olduğu devlet teşekkülündeki sivil toplum örgütüdür. Biz, ben değil biz, oranın da şu anda resmi bir milli takımı var. Orada derece yapanlar belli. Onun haricindekiler tamamen para karşılığında özel firmaların, boya firmalarının ürün karşılığında sattıkları ve derece yaptığı insanların almış olduğu şahsi ve ferdi şampiyonluklarıdır. Onun altını çizerek konuyu bağlamak istiyorum. Evet. Bakın değerli arkadaşlar, doğru, çok ünlü hocalarımız var. Gerek yurt dışına gidiyor eğitim veriyor, gerek yurt içinde. Bunların birçoğunu isimlendirmek istemiyorum. Her birimizin tanıdığı insanlar. Biz onlarla da kontak halindeyiz. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Enleri başarmak için doğru adresi, doğru yerde, doğru kişilerle yapacağız. Dün doğru diyorum. İlkti, eksikti, hataydı. Ama sonuçta Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu resmi bir kurumdur. Bunun da tek bir milli takımı vardır. Diğer milli kelimesini kullanan arkadaşlarımız, ben milli eğitimciyim, milli şampiyonum diyenler yalan söylüyorlar. Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun kategorileri bellidir. Derece yapanları bellidir. O arkadaşlarımın da sonuna kadar federasyon olarak arkasındayım. Onun haricindeki eğitimci arkadaşlarıma sesleniyorum. Eğer ki eğitimciyseniz, eğer ki ustaysanız, resmi belgelerinizde, vergilerinizde bu devlete, bu insanlardan aldığınız kuaförün, berberin ve güzellik salonu işletme salonlarını işleten kardeşlerimizin parasını alırken belgeler karşılığında yapın, devletinize verginizi verin ve bunun resmiyet, ünvan ve hüviyetini kazandırın. Biz sizin resmi muhatabınız federasyon olarak. Onun haricindekiler tamamen şahsi olarak yapılan eğitimlerdir, şahsi olarak verilen hizmettir ve şahsi olarak elde edilen derecelerdir diyorum Sayın Baksı. Evet. Konuya şuradan bağlayayım değerli başkanım. 2006 yılında ben isim de vereyim. Biz Ali Timur'la yurt dışına çıkmıştık. Ülkeleri hemen sayıyorum. İtalya, Almanya ve Fransa. Biz burada ücretli yarışmaya girecektik. Ali Timur'la beraber değerli Ali abimle. Sıraya girdiğimizde ücret ödenecekti. O zaman tabii dolar bazı üzerinden, euro, mark, o zaman marktı tabii. Yanlış hatırlamıyorsam. Ücretleri ödemeye gireceğiz. Tabii bizde de heyecan var. Ali abi bu işte çok iyi olduğu için onda heyecan biraz daha alt safhada.
Bir listeden bakıldı. Dedi ki Türkiye'nin dedi kaydı olmadığı için siz dedi yarışmaya alamıyoruz dediler. Ben de soruyu buradan bağlamak istedim. Yani biz de bu soruyu sorduk. Dedik ya neden 2006'dan bahsediyorum. Daha öncesi de varmış zaten. Yani bugün için söylemiyorum. Hı hı. Ben dün gitmedim ben İtalya'ya. Yani 2006'dan bahsediyorum. İtalya'ya ve Almanya'ya, Fransa'ya gidildiğinde bizi yarışmaya almadılar. Ancak şova çıkabilirsiniz dediler. Yani onda bir herhangi bir şey istemedikleri için. Ama şöyle bir şey de yaşandı. Şova çıkan arkadaşlarımız dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye döndüler. Değerli başkanım. Yani biz onu da yaşadık. Ya biz onları bilmiyorum, onlar öyle sevinecek herhalde. Ama biz Ali Timur'la gittiğimizde Ali Timur biz neden yarışmaya katılamıyoruz diye çok üzüldü, çok sitem etti. İnşallah dedi ilerleyen zamanlarda bir kişi bunun önüne geçmeli dedi. Biz dedi bu Kuaförler Federasyonu'na üye olmamız lazım dedi, Dünya Kuaförler Federasyonu'na. Biz de sizden en büyük isteğimiz oraya üye olmamız ve bu gerçek dünya şampiyonu Türkiye'den çıkarmamız. Ümit Baksi, buradan senin aracılığınla konuyu açtığın için tekrar check etmek istiyorum. Ali Timur çok sevdiğim, beğendiğim ve sanatıyla sahnede özdeşen iyi bir usta. Evet. Bunu kimse inkar edemez, ikrar edemez. Bununla beraber ismini çoğaltacağımız arkadaşlarımız var. Şu anda ünlü boya firmalarına eğitimcilik yapan, geçmişte Allah gani gani rahmet eylesin, Ömer Aydıner döneminde erkek berberliğinde olsun, kadın kuaförlüğünde olsun derece yapan ustalar var. Bunların her biri büyük duayen. Bunların hiçbirini kaldırıp lafa atma kimsenin hakkı yok. Onlar büyük ustalar ve usta eller. Bu duayenlerle beraber doğru söylüyorsunuz. Yeni yetişen nesle bir gün inşallah bunu genişleterek panel olur, seminer olur. Onlarla onları buluşturacağım. Hayalim de var. Ama evet, kesinlikle altını çiziyorum. Oktay Erkal sağ. İlker Hüseyin Tan sağ, isim veriyorum. Ve mevcut görevini ifa eden Eskişehir Kuaförler Odası Başkanımız Sayın Fethi Özkara sağ. Biz bunları görevlendirdik, gittiler. Ve o günün şartlarında parasını yatırdılar. Biz o Dünya Kuaförler Konfederasyonu'nun üyesi olabilmek için o günün şartlarında euro bazında yatırıldı para. Ama bize müspet veya menfi dönülmedi. Ondan sonraki süreçte biz beklemede kaldık ve bir ses çıkmadı. Ama söz veriyorum, özellikle İstanbul Kadın Kuaförleri Başkanı Sayın Haydar Alkoç'un göreve gelmesiyle Oktay abiyle beraber Dünya Kuaförler Konfederasyonu üzerindeki beşeri ilişkilerinde güçlü olduğunu biliyorum. Onlarla beraber bu konuyu tekrar check edeceğiz. Geçmişte Ali Timur'la senin yaşamış olduğun o eksikliği telafi ederek Türkiye'den giden meslektaşlarımızın teşkilat adına, kurum adına gitmesi için elimden ne geliyorsa o mücadeleyi vereceğim. Bakın özel isim vermek istemiyorum reklamını yapmak için. Özel, sen de biliyorsun isim verdiğim an gülüyorsun. Evet. Onlar para karşılığında götürüyorlar. Nereye? Ukrayna'ya, evet, tabii, nereye? Mısır'a, nereye? İtalya'ya. Ama bu işin resmi kurumu Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu. Biz resmi olarak olduğu an deriz ki doğrudur, bizim üyemizdir, bizim yarışmacımızdır. Ha, öbürlerine saygım var, başından beri söylüyorum. Hiç kimseye tükaka demedim, deme şansım yok. Herkesin başarısı kendine münhasır. Bu kendine münhasır yaptığı başarıda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ama milli olabilmenin, milli kelimesinin altında resmi kurum olan Türkiye Berberlere, Kuaförler, Güzellik Salonu işletmecileri ünvanı olacak. Peki değerli başkanım, bu biliyorsunuz bazı akademiler var. Şimdi isim vermeyeceğiz tabii ki de. Akademiler var, akademiler kuruldu. Bizler için tabii, evet, ki de. Her şey bizler için. Akademilerin içinde yarışmalar yapılıyor, ödüller veriliyor. İşte altın madalyalar veriliyor, arabalar veriliyor vesaire vesaire. Peki Kuaförler Federasyonu neden buna el koymuyor? Böyle bir serbestlik var mı? Yani her isteyen bir yarışma düzenleyebiliyor mu? Ben bugün Manisa'da bir yarışma yapacağım, iki tane ödül koyacağım, buradan bir birinci çıkaracağım. Ama bunun bir şeyi olması gerekmiyor mu? Bir odaya bağlı hareket etmeniz gerekmiyor mu? Ya da bir birliğe hareket etmeniz gerekmiyor mu? İlla bir firmayı arkamıza alıp işte şu ürünleri alacaksın, yarışmaya katılacaksın.
Yani gene bu para karşılığı oluyor. Bunun derecesi nedir? Ne yapabiliriz? Şimdi Ümit Baksı, Berberler ve Kuaförler Federasyonu, biz resmi kurum olduğumuz için iktisadi idari işletmemiz yok. Kurmadık. Bir dönem kurduk. Baktık ki iktisadi idari işletmeleri devlet kapatılsın dedi. Biz onu lav ettik, üteledik. Şimdi özel şahısların verdiği mücadele doğrultusunda bizim kuaför kardeşlerimiz bunlara teveccüh gösteriyorlar. Şimdi eğer ki resmi hüviyet veya resmi sıfat kazanılabilmesi için biz bunun bir yerde bir kimliğe, bir statüye oturulmasını istiyoruz diyorsak kurumla hareket etmek zorundayız. Bunun başında bugün ben olurum, yarın sen olursun, fark etmez. Ama kurum baki olmalı. Bunun bağlayıcı tarafını ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken altını çiziyorum. Yani bu normalde eğitimcilerin, bilmiyorum kelimesi yok lügatta. Eğitimcilerin normalde bir yere bağlılığı var mıdır yok mudur? Onu bir araştırıp bir sonraki programımızda eğitimcilerin, eğitimcilerle beraber ürün satanların, bunların hangi statüde olması gerektiğini biz de hukuki boyuttan, hukuksal boyuttan araştıralım. Doğru bir zemine oturtturalım. O yoldan biz de yol haritamızı izleyelim. Evet, Ali Timur'la zaman zaman bunu mütalaasını yapıyoruz. Ali Timur'la beraber Sayın Hüseyin Ulaş'la, Sezai Apaydın'la, İstanbul'dan Haydar Bey'le, diğer arkadaşlarla biz bunun mütalaasını yapıyoruz. Bir zemine oturtturmak lazım. Gerekli mi? Gerekli. İnşallah önümüzdeki bir eksiklikti bu. Bakın 16 yıl yapılmamış bir yarışmaydı, yaptık. İnanın bir sene, bir buçuk senedir yankıları halen sürüyor. Daha sindiremeyen insanlar var. Yani bunu yapmak, yani o kadar zor, anlatmak zor ki. Yani bir şeylere başlıyorsun, ya yalnızsın, birilerini yanına alıyorsun. Niye Ümit'i aldın? Ümit'i almıyorsun, Ali'yi alıyorsun. Niye Ali'yi aldın? O kadar çift başlılık var. Biz önce mesleğimizin kariyeri açısından, geleceği açısından birbirimizi sindirmemiz lazım. Evet. Birbirimizi sevmemiz lazım. Ben değil, yine söylüyorum, biz dememiz lazım. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da, Manisa'da ve Türkiye'nin değişik illerinde bir etkinlik mi yapılıyor? Bizlerle beraber yapılmasının gerekliliğini, fuarlar mı yapılıyor? Bizlerle beraber yapılmasının. Şimdi insanlar özel istek ve doğrultularında, çünkü bayağı firmalar da bu işi çözmüşler artık. Diyor ki ben diyor niye bunun üst kuruluşuyla muhatap olayım? Gideyim şahsla bu işi çözeyim. Şahıs bana diyor ilin 10 tane ünlü kuaförünü bağlasın, yeter. Onun için de biz itibarımızı kendi kendimize eritiyoruz. O erozyonu biz yaşatıyoruz. Bizim yaşatmamamız için güçlü kadro, güçlü ekip, güçlü zemini oluşturabilmemiz için Ümitciğim birbirimizi sevmemiz lazım. Sevmek zorundayız ve birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Bu işin kitabı yok. Bu işin yani yaşayarak öğrenme şekli var. Yaşayarak öğrenerek de doğruları hep beraber birlikte hayat felsefesinde bir köşeye oturtturmamız lazım diye düşünüyorum. Peki değerli başkanım, ben size bir son iki sorum olacak. Eğitimcilerle alakalı. Yani benim eğitimcilerle alıp vermediğim bir şey yok. Yani herkes genelde şimdi kendi fikirlerini de sunuyor diyor ama benim onlarla alıp vermediğim bir şey yok. Ben işimi yapıyorum. Ben televizyon işiyle uğraşıyorum. Ben ekmeğime bakıyorum daha doğrusu. Kim ne yaparsa yapsın diyorum açıkçası. Kaba tabirde. Ama tabii ki de benim de bir çevrem var. Kuaför çevrem çok çok fazla. O yüzden sağ olsun arkadaşlarım, onların her şeyi oluyorum. Yazdıkları anda ben çözümü bulmaya çalışıyorum. Sizin gibi değerli başkanlarıma iletiyorum tabii ki de. Eğitimci furyalarının bir kimlikleri olması gerekiyor mu? Yani Türkiye'de ben bilmiyorum kaç tane eğitimci var. Ama bildiğim 30 tane diyelim. Ama bana göre 5 tane. Tabi isimlerini burada söyleyemeyeceğim ama bana göre 5 tane. Bence bu benim nazane fikrim ve çoğu arkadaşlarımızla da biz işler yaptığımızda diyorum ki onların federasyona bağlı, bayram başkanımız bunun önüne mutlaka geçecektir. Bir okul mu açılır ya da bir dernek mi kurulur? Onlara bir belge ve onların özel bir kimlik olmasını istiyorum.
Çok güzel bir konuya değindin. Evet. Ondan özel bir kimlik olmasını istiyorum. Yani bu benim kendi şahsi adıma söylüyorum. Arkadaşlarıma da söylediğimde, eğitimci arkadaşımla da karşı karşıya geldiğimde dedim senin bu sanatının bir yıldız alması lazım. Sen benden farklısın. Yani sen çünkü bize göre çok çok yukarıdasın ama senin bir kimliğin olmalı. Kime merhaba desen ben eğitimciyim diyor. Keşke o anda şunu diyebilsem. Ya milli şey federasyon başkanlığına senin kartın var mı? Göğsünü gene gene çıkartıp bak ben eğitimciyim. Ve eğitimci şov ekibi ya da vesaire ben bir firma sahibiyim. Değerli başkanımızı arayacağım. Ben Antalya'da bir şov, bir yarışma düzenlemek istiyorum. Benim bütçem bu. Federasyon olarak sizi istiyorum. Bu mu güzel? Yoksa hiç size danışmadan ben 2-3 tane eğitimci ayarlayayım. 500 lira verin size 3 gece 4 gündüz tatile yollayayım. Oradan da birinci, ikinci ilan edeyim. Sadece Facebook sayfalarında gezelim. Ya da kendi kurduğumuz bir sitede. Resmi kurumda olursa başkanım bunun önüne nasıl geçmeliyiz? Yani bu benim dediğim daha mı mantıklı yoksa ikinci kısmı serbest olan mı daha iyi? Özellikle Baksi, Sayın Baksi, buradan sorduğun soruya şuradan başlamak istiyorum. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu olarak gençlik kollarını kuruyoruz. Herkesin ilgi göstereceği, rağbet duyacağı genç bir kardeşimiz ve işinin ehli bir arkadaşımızı bunun başına getirdik. Güzel bir şeye değerli. Aynen, gençlik kollarını. Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun genç bir nesili alt kadem olarak. Buradan başlayarak onunla beraber kesinlikle katılıyorum. Muhakkak bir statüye oturulması lazım. Bir denge kurulması lazım. Bunun yarın sorulduğu an eğitim noktasıyla bunun gelir beyanlarının verilmesiyle. Çünkü kuaför kardeşimiz kimden eğitim alacağını bilmeli. Her önüne gelenden eğitim almamalı. Bunun gereksinimlerinde şimdi senin de az önceki bahsettiğin gibi bu işin duayenileriyle beraber eksikliğimizi tamamlayarak doğru bir zemine oturtturarak bu işin bir kategori çerçevesi içerisinde olması gerektiğini ben kesinlikle sana katılmamam mümkün değil, katılıyorum. Az önce söylediğim gibi milli takım çerçevesi içerisinde derece yapamayıp da İkincilik, üçüncülük veya animasyon ödülünü alıp yere vuranlar veyahut da sertifikayı yırtanlar bugün eğitimcilik adı altında ders veriyorlar. Maalesef buna da bizim meslektaşımız ücret ödeyerek bundan eğitim alıyor. Biraz da bizim meslektaşımız uyanık olması lazım. Hani Anadolu'da bir tabir var. Ekmeği ekmekçiye verecekler. Bir ekmek de üstü verecekler. İşini ehillerinden alacaklar. Şimdi Türkiye'de say dediğin an 5 tane ünlü isim sayarsın. Öbürleri onun rahleyi tedrizatından geçenlerdir veyahut da geçmeye çalışanlardır. Ama bugün bakıyorsun ben eğitimciyim diyor. Onun için de inşallah çalışma portalımızın içerisinde bu konuyla alakalı da bir grup arkadaşımızın da fikrini alarak bir köşeye, bir yere oturtturarak bunu bir statüye bağlamamız gerektiğine inanıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Değerli başkanım, bir de benim çok kızdığım bir durum var. Ya kendi şahsım için de söylüyorum. O arkadaşa da sesleniyorum yani. Bu 22 Mayıs saçmalığını kim yaptıysa, bakın bunu göğsüm gelerek söylüyorum. Şu 22 Mayıs saçmalığını kim yaptıysa, ya burada koskoca federasyon başkanımız var. Yani değerli başkanım, eğer ben hatalıysam ben özür dileyeceğim yani. 22 Mayıs kuaförler günü müdür? Ben şunu bir altını çizerek söylüyorum. Bize Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun elinde ve bizim datamızda, bilgimizde böyle bir gün yok. Ne kadar saçma. Biz 122 yani, oda başkanımızla yapacağımız başkanlar kurulunda evet. Herkesi davet edeceğiz. Yüreği yeten oraya gelecek. Onların da vereceği kararla Türkiye'deki kuaförler gününün gününü biz belirleyeceğiz. 22 Mayıs Dünya Kuaförler Günü çılgınlığını kim çıkarttı, niye çıkarttı, hangi sebeple çıkarttı kimse bilmiyor bir. İkincisi bizim oda başkanlarımızın, yöneticilerimizin vereceği karar doğrultusunda Türkiye'nin o özel gününde gerek bölgelerde veya gerek illerinde sosyal aktivitelerle
gerekiyorsa eğlencelerle, gerekiyorsa aktivitasyonlarla, gerekiyorsa resepsiyonlarla kutlanmasının sağlanmasını sağlayabilecek bir düşünce tarzında bizim belirleyeceğimiz, ama birilerinin belirlediği değil. Bunun fikir babasının kim olduğunu kimse bilmiyor. Evet, literatürde de Dünya Kuaförler Günü 22 Mayıs diye bir öyle düzen yok. Ama Ali Timur'un da rahatsız olduğu gibi, Ümit Baksin'in de rahatsız olduğu gibi, Bayram Karakaş'ın da rahatsız olduğu gibi ve bazı başkanlarımızın, bazı eğitimcilerimizin, bazı duayenlerin de rahatsız olduğu gibi ben de 22 Mayıs'tan rahatsızım. Resmi hüviyetin, resmi günün olmadı. Maalesef tüfek icat edildi, mertlik bozuldu, selam olsun diyor Bolu Bey'ine. Şimdi sosyal medya çıktı. Sosyal medya çıktığı günden itibaren birisi bir ortaya fikir atıyor. İnanın yazdığı yazının altını okumadan yorum yazıyor. Ve kendi söylediğine kendi inanmaya başlıyor. Onun için burada bir bilgi kirliliği var. Söylediğiniz noktada bir, notumu aldım. Dünya Kuaförler Günü, iki, eğitimcilerle alakalı bir statüyü oluşturarak bu ülkede 108 bin berber kuaförün yanında çalışan o salonlara kim eğitim verecekse bunu araştırılarak kimler tarafından verilmesi gerektiği statüsüne bağlanması, iki, ikincisi buydu. Üçüncüsü de bizim dün söylediğimiz sözün altını bugün de söylüyoruz. Madem böyle, biz kendi gücümüzü ortaya koyarak makamdakilerin makamı işgal etmesiyle alakalı değil, insanların birbiriyle birbirini sevmesiyle alakalı bir cümle söyleyerek herkes fikir babası olabilir, herkes proje sahibi olabilir, herkes kendi fikrini hür iradesiyle sirayet ettirebilir. Ama bize getirdikleri öneriyi biz onların onayı almadan hiç kimseye duyurmayacağımızın altını çizerek biz diyoruz ki 85 bin resmi Gümrük Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı. 108 bin de ticaret odalarıyla beraber berberin ve kuaförün resmi gününü onlar tarafından belirlenmesi gerektiğini ve bunlara eğitim verecek insanların da belli kategorilerden, belli aşamadan geçerek bir kimliğe bağlanması gerektiğini senin aracılığınla söylüyorum ve bu çalışmayı yapacağımın ve bu sözümün arkasında duracağımın herkes tarafından bilinmesini sözünü veriyorum. Sayın Baksın. Çok sağ olun değerli başkanım. Çok güzel bir program geçti değerli başkanım. Programımız hakkında duygularını alabilir miyiz değerli başkanım? Özellikle söylemesini son bir şey varsa. Ben şunu söylüyorum. Hemen 3 Haziran'da gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonumuza, olağan genel kurulumuza, Türkiye'nin değişik illerinden, güneyinden, batısından, doğusundan kuzeyine kadar tüm gelen meslektaşlarımız bizi birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiğimiz bir kongre heyecanı yaşattılar. Oradaki o heyecan doğrultusunda bizler sizlerin kanalıyla onlara tek tek illerine gezerek teşekkür ziyaretimizi de yapacağız. Ama şükranlarımı sunuyorum. Berberler ve kuaförler, güzellik uzmanları, işletmecileri federasyonu onların her birinin emrindedir. Biz takım oyununu beraber oynayacağız. Biz bu takım oyununu beraber oynarken berberlik, kuaförlük, güzellik uzmanlığı adına bizim eksiğimiz var ise, şu da senin eksiğindir, başkanım şunu da şöyle yapalım diyecek tüm oda başkanımızın, tüm yöneticilerimizin fikirlerini açığız. Biz her birini seviyoruz. E-TV olarak bize bu imkanı sunmanızdan dolayı E-TV'nin yönetim kurulu başkanına, sahne arkasındaki görünmez kahramanlarımıza, asistanınıza ve şahsınızla meslektaşım olmanız hasebiyle tüm usta ellerin sahibi olan bu programın sahipçisi Ümit Baksı kardeşime, federasyonum adına, kurullarım adına, teşkilatım adına en kalbi duygularımla saygı, sevgi, şükranlarımı sunarken nacizane Berberler ve Kuaförler Federasyonumuz adına da usta ellerin yapımcısı olarak size bir plaket yaptırdık. Bunu da 108 bin berber kuaför adına size takdim etmek istiyorum. Bunu da kabul ederseniz bahtiyar olurum.
Allah razı müşerref olsun. Olurum. Ben de kanalımızın adına ve tüm kuaför ve arkadaşlarımın adına. Seremoniyi ayakta yapalım isterseniz veya oturduğumuz yerde mi yapalım? Burada alalım başkanım. Biz sizi de rahatsız etmeyelim. O zaman buradan şöyle karşı kamera ben gösterirse ben Ümit Baksı'ya bunu teşkilatım adına veriyorum. Bunu da inşallah Ümit Baksı baktıkça gördükçe biz genel başkanı misafir etmiştik. Çok sağ olun. Bu sözleri de oradan takip etsin şöyle. Ümitciğim. Biz yayın hayatınızda size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun değerli başkanım. Özellikle benim tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım. Yaklaşık bu programı biz 3 yıldan beri tekamül ediyoruz. Yeni kanalımızda daha hızlı ilerliyoruz. Yönetimimiz ve çalışanlarımız adına tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. ETV ailesi olarak bizler size gurur duyuyoruz. Kuaförler ve Berberler ve Güzellik Federasyon Başkanı olarak sizleri ağırladık. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, biz büyük bir aileyiz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'yi çok seviyoruz. Sloganımıza devam ettiriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Her birinizi çok seviyoruz. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, hoşça kalın. Ümit Baksı ile usta ellerinin sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık efendim.